Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bein Spor stüdyolarına 22 Şubat Salı günündeyiz ve her zaman olduğu gibi Uğur Meyke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk bana. bana. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür Çok ederim siz. Çok teşekkürler. bizler de iyiyiz. Değerli izleyenler, malumunuz dün akşam oynanan Göztepe Galatasaray karşılaşmasıyla Spor Toto Süper Lig'de 26. haftayı tamamlamış olduk. Hemen puan durumunu getirelim ekranlarınıza. Trabzonspor ligin lideri 63 puanla 49 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde liderliğini sürdürüyor. İttifak Holding Konyaspor'un bir maçı eksik. Onu da bu akşam Medipol Başakşehir karşısında oynayacak. Erteleme maçı hatırlayacaksınız. Ahmet Çalık'ın rahmetli Ahmet Çalık'ın vefatından sonra bu maç ertelenmişti. Adana Demirspor 44 puanla 3. Medipol Başakşehir 4. sırada 43 puanlı ve Fenerbahçe'nin de puanı 43. Beşiktaş 41 puanla 6. Aytemiz Alanyaspor'un puanı 40 ve 7. sırada Hatay Spor 39, Atakaş Hatay Spor 39 puanda 8. Yukatel Kayseri Spor 38 puanda 9. Vavakars Fatih Karagümrük 10. sırada ve puanı 36. 35 puanlı Gaziantep Futbol Kulübü 11. sırada Demir Grup Sivas Spor'un 34 puanı var. Galatasaray dünkü galibiyette puanını 32'ye yükseltti 13. sırada. Fraport Avantalya Spor 31 puana sahip. Kasımpaşa 29 puanda. Göztepe 27 puanda kaldı ve 16. sırada düşme hattındaysa en alttan başlayacak olursak Öznür Kablo Yeni Malatyaspor 16 puanda. Üzerindeki en yakın takım Altay'la arasında 6 puan fark var ve e, ee, Özgür Kablo Yeni Malatya da bir maçının eksik olduğunu belirtelim. Onun da ikinci yarısı hatırlayacaksınız Gaziantep Kulübü ile. E, ee, kar nedeniyle ikinci yarısı ertelenmişti karşılaşmanın. O da yarın akşam bu maçını tamamlayacak. Bir maçı eksik 16 puanla 20. ligin en alt sırasında Özgür Kablo Yeni Malatya Spor 6 ay 22 puana sahip. Çaykur Rizespor 23 puanda GZT Giresun 26 puana sahip. Dün akşama dönüyoruz değerli izleyenler. Haftanın kapanış başını konuşacağız. İlk önce Hürriyet gazetesi geliyor ekranlarınıza. Aslan Kral'ın dönüşü. İzmir'deki karşılaşmaya kadar son 6 maçta da kazanamayan Sarı Kırmızılılar Nelson'un 3. dakikadaki golüyle öne geçti. 45 artı 1 ve 70. dakikalardaki penaltılarda Endia'ya Göztepe'ye 2-1 üstünlüğe taşıdı. Ardından sahneye Gomis çıktı. 87 ve 90 9'daki penaltılarda hata yapmayan Fransız Yıldız Galatasaray'a galibiyeti getirmeyi başardı. Gollerim Omar ve Galatasaray aşıkları için demiş. Daha doğrusu bu sözlerini başlığa çıkarmış. Bafetin bir Gomis'in yaşadıklarından sonra Omar El Abdullah'ın geri dönmesi çok önemliydi. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Bu kulüp için gol atmaktan dolayı çok gururluyum. Sözleri aktarılmış. Ee, şurada Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro Türk Futbolu adına utanç duyduğunu söyledi. El Maestro, bu takımın hocası olmaktan dolayı mutluyum. Ancak bazı konularda utanç duydum. Türk Futbolunda da aynı şeyi hissettim diyebilirim dedi. Bu bize flash'ta verdiği sözleri değil herhalde. Daha sonra basın toplantısında mı söyledi cevabını? Bir de hani gerekçe de göstermemiş değil mi? Göstermedi. Bizim flash'ta gerekçe verdiği sözlerde. E, hakem kararları mı acaba? E, herhalde. Keşke açıklasaydı. Kararlarını... da değerli bir kaseti. E, basın çünkü bu sözleri bizim Flash'taki sözler değil, basın toplantısındaki sözler olacak. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim diyebilirim demedi. Hoca şey dedi. tak e, bu takımın hocası olmaktan mutlu, gururluyum. Bu takımda bu oyuncular bu oyuncu grubuyla çalışmaktan e, gururluyum. Ancak e, Türk futbolu adına bu akşam utanç duydum ve Türkiye liginin bir parçası olmaktan da biraz utanç duydum bu akşam dedi ve gitti Ondan sonra bu herhalde e, tam olarak belki de daha sonra söylediği sözlerdir bilmiyorum. Bir sonraki sayfamız Gomis duruma el koydu Galatasaray'ın 6 maçlık galibiyet Hasreti. İzmir'de sona erdi. Nelson perdeyi açtı. Endiaya iki penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Gomis'in oyuna girmesiyle hareketlenen Aslan, Fransız Yıldızı'nın iki penaltı golüyle Göztepe'yi devirip nefes aldı. Bafetin bir gomis 2018'de Galatasaray'da son golünü attığı Göztepe ağlarını 4 sezon sonra da boş geçmedi. Penaltı rekoru. Var kararları maça damga vurdu. Dört kez penaltı noktasına gidildi. Bir penaltıda vardan döndü ve sezonun rekoru kırıldı demiş gazete. Şuradan bakayım. Arda kardeşler 90 artı 5'te var uyarısıyla incelediği pozisyonda baştaki dördüncü penaltı atışına karar verdi. Ee, burada şey yazılmış mı? Ha bir penaltıda vardan döndü diye zaten Aslan'a için Gomis'in şutunda Aslan'a için eline çarptığı gerekçesiyle birazdan konuşacağız zaten. Taktik değişti sonuç geldi. Domenek Toren ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını dile getirdi. İkinci devre vakti güzel değerlendirdik. Galatasaray gibi büyük bir takımın yapması gerektiği gibi oynadık. Sadece oyuncuları değil sistemi değiştirmemiz bize çok yardımcı oldu. Dedi. Yalnız e, sistemi ne zaman değiştirdi Uğur Bey? 60'larla. Berkan ee, girdi ya 4-3'e döndü. Kastettiği orası herhalde. Çünkü öncesinde bir rakamlarla da birazdan ortaya koyacağız. Ha şuradan bir dakika Nestoru El Ma Maestro'nun sözleri var mıymış bakayım. Ee, yine Milliyet Gazetesi de utanç duyuyorum diye vermiş. Ama yok. Detaylar yok değil mi? Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in sözlerini aktarmış. Mehmet Sepil maç sonrasında ağır bir yazılı açıklama yaptı diyor. Ömer'in yaptığı %100 penaltı pozisyonunda dakikalarca karar veremeyen ve pozisyonu inceleyen bir var hakemi vardı. Buna karşılık Dino Aslanagıç ve Berkan'ın pozisyonlarında koşa koşa vara giden bir hakem gördük. Bunu sağlayan tabii ki var hakemi. Maçın tamamına baktığımız zaman 105 dakika oynanan maçta 42 dakika topu oyunda tutabilen bir orta hakem izledik. Türk futbol adına üzülüyorum, utanç duyuyorum. Demiş e, Mehmet Sepil, Arda, kardeş, Arda kardeşler olan özür dilerim. Arda kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil var yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp ben şu hakemi istemiyorum diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık diye konuştu. Diye bu sözleri aktarmış Milliyet Gazetesi. Yani şöyle başlayalım isterseniz sırayla. Evet aslında buradan başlamak istemem ama. Sırayla başlayalım isterseniz. Mehmet Sepil'in konuşmanı unutmayalım bir yerde ona değinelim. Ee, şimdi dizilişlerle. Bu dizilişlerle sahaya çıktığı zaman ilk olarak aklınıza ne geldi? Göztepe'yi gördünüz. Göztepe'nin nasıl bir oyun oynadığını. Baskılı, evet. koşan, mücadele eden, sahanın her yerinde olmaya çalışan ve bunu da başaran bir Göztepe ve bu kadro. Diğer taraftan Galatasaray'ın kadrosunu gördüğünüzde ilk aklınıza ne geldi? İsterseniz böyle başlayalım. Ya gerçekten müsabakanın bu boyutunu ele alma önce çok kısa şunu söylemem Tabii, lazım. 107 dakika Doğru. maçın brüt süresi 105 değil 107. 107 dakikada 42,5 dakika topun oyunda kalma süresi. Dün akşam bence bir dünya rekoru kırıldı. Guinness yetkililerine buradan sesleniyorum. Bunun çalışmasını, araştırmasını yapmışlar. Yapsınlar. 107 dakika oynanan ama hani elektrikler kesildi, durdu. Kar yağış oldu, durdu değil. Herhangi bir hani Akan tabii oyun... felaket sebebiyle değil. Doğal haliyle, normal haliyle 107 dakika oynanan bir maç bu. 107 dakikada top 42 dakika, 42,5 dakika oyunda kalıyor. Yani %39 yapar. 85 dakika top oyun harici. Yani neredeyse bir maç süresi. Doğru. Sen televizyon başına otururken veya sahada giderken 90 dakika ben maç izleyeceğim sanıyorsun. Neredeyse 90 dakika topun oyunda kalmadığı süre bunu izliyorsun. Ben dünya futbolunda, dünya futbol tarihinde, üst liglerde 107 brüt dakika oynanıp 42 buçuk dakika topun oyunda kaldı. Başka bir maç olduğunu zannetmiyorum. Bence bir dünya rekoru kırıldı dün akşam Türk futbolunda. Eğer utan suyukları konu buysa tamam hak veririm. Gerçekten bu çok üzücü. Bir dünya rekoruna Gürsel Aksar Stadyumu dün akşam itibariyle ev sahipliği yaptı belki de. Top %39 oranında oyunda kaldı. 107 dakikada 42,5 dakika. 65 dakika oyun harici. Bu gerçekten çok üzücü. Gelelim işin sizin bahsettiniz sportif boyutuna. 11'leri gördüğümde benim hissettiğim şu. Göztepe sezon boyunca ne oynuyorsa onu oynuyor. Doğru. Zaten Göztepe sürekli şu savunma oynuyor. Ve bekleri işte dün Kerim Murat'tı. bekleri farklı da olsa. Bazen çünkü yabancı oyuncuyu da solda kullanabiliyor. Ki o dün kadroda yoktu. Nestor birazdan söylerim. Bekleri pardon dün Berkan Kerim'di. Bazen Kerim Murat Palli de yapıyor. Berkan Kerim'le beraber hücumu beşlemeyi başarıyor. 7 oyuncuyla bir ön taraf kurgulamayı başarıyor. 7 oyunculu bir orta saha yapmayı başarıyor. Göztepe'nin alameti farikası bu. Orta sahada kalabalıklaşabilme. Gerçekten de üçlü savunma oynayan ama bunu beşli gibi uygulamayan bir takım. Bunu gerçekten üçlü gibi uygulayabilen, 7 kişiyle orta sahada bir kalabalık yaratan, orta sahada seni boğan, özellikle iç sahada ilk 45 dakikalık çok tempolu oynayan bir takım Göztepe. Dominic Torrent'in bunu müsabaka sonrası fark etmesine şaşırdım. Çünkü muhtemelen ekibi rakip analizi yapmış olmalı müsabaka öncesinde. Galatasaray'ın 11'de görünce 4-4-2'ye yakın sayan Halil İkin'in Santifor gibi oynadı çünkü. Orta sahnesi gibi oynamadı. 4-4-2'ye yakın sayan 11'ini görünce benim hissettiğim Dominic Torrent ve ekibi rakip analizi yapmamış ya da yaptıysa da bu sağlıklı bir analiz olmamış. Göztepe'ye karşı orta sahada 3'e 2 kalacağın ortada veya orta sahada e, 7'ye 5 kalacağın ortada bu görüntüyle. Çünkü Göztepe bir şekilde 3 soper ve 7 merkez oyuncu gibi 3-7-0'a dönebilen bir takım. 3-7-0'a döndüğünde de seni orta sahada bu oyuncu grubuyla boğacağı kesin. Boğdu da özellikle ilk 45 dakika galatasaray rakip ceza sahasında 2 topla buluşmayla sahile tamamladı değil mi? Golü Doğru. var maçın başında ama neredeyse pozisyonu yok. İlk yarıda e, Alanya maçı benzeri bir şekilde, Torrent'in Alanya maçı benzeri bir şekilde. Önde baskıyla Galatasaray'ı uzun toplara zorlayan bir Göztepe ya da belki de stratejik olarak uzun vuran bir Galatasaray. Hani buna maç içinde bir karar verdiler, maç öncesinde karar verdiler. Gerçi dün takvim gazetesine biriydi değil mi? Söylüyordu Galatasaray uzun metrajlı... Top oynamayı düşünüyor. Penya bol bol uzun vuracak diyordu. Uzun metrajda oynayan bir Galatasaray. Bu topları alamayan bir Galatasaray. Bu topları alamadığı için bir tenis maçı sürekli topları netten dönen ve sürekli Göztepe'nin ataklarını seyreden bir Galatasaray. Hatta 45 değil 60 60 değil 75 dakika bu oldu da desen yanlış olmaz. Yani Gomisler girene kadar e, Gomisler ve Kılınç girene kadar aslında maçın hikayesi çok da fazla değişmedi. Yaklaşık 75 dakikaya kadar hikayenin böyle gelişini söylemek mümkün. Dolayısıyla söylediğiniz gibi Domenek Tore'nin böyle 70'te 60'ta işte kaçta girdi e, Bafet'in bir gomis? 74'te. 75. E, 75. Evet. Bu değişiklikleri yapmak, 75'te yapmak yerine daha erken başlasaydı daha farklı olur muydu sorusu akıllara geliyor. İlk yarıda sadece iki kez ceza sahasında buluşabilmiş. Göztepe'ye dünya kadar pozisyon vermiş. Ee, Göztepe üzerine baskıyla gelmiş. Sağdan soldan ataklarla bahsettiğiniz gibi e, orta sahasını kalabalık tutarak yani neredeyse Eee her şeyle tehlike cezası aslında belki bunu pozisyona çeviremediler çok fazla ama oyunu büyük bölüm zaten ilk yarıda kim ne kadar topla oynamış diye bakacak olursanız %69 Göztepe'nin. %69 mu? İlk yarı %69 Göztepe, %31 Galatasaray. 8'de 2 şut isabet bulmuş Göztepe ilk yarıda. Galatasaray 2'de 2 gol beklentisi 1.15. Göztepe'nin ilk yarı için söylüyorum, ilk 45 dakika için 0.30 Galatasaray'ın gol beklentisi. Rakip ceza sahasında topla buluşma Göztepe 10 kez topla buluşurken Galatasaray 2 kez buluşabilmiş. Ve İnyaki Penya Galatasaray'da ilk yarıda en çok pasatası 15 ile ilk yarıda en çok pasatası yapan oyuncu olmuş. Pas hatası listesine baktığınız zaman şeyli oyuncu yoktu. Göztepe'li oyuncu yoktu. Pas hatası Şimdi bu da şeyin özeti. İlk yarı itibariyle. Oyunun özeti. ikinci i̇kinci yarıda değişti işler. Çünkü Galatasaray oyun stratejisi olarak topu Birinci bölgede Penya ile buluşturmayı ve Penya'nın da 45 metrelik, 50 metrelik paslarıyla çoğunlukla Mustafa Muhammed'i bazen de Baba ile Kerem'i bulma çabası. Şimdi ben bazı pozisyonlar istedim. Bu uzun, e, Galatasaray'ın uzun oynama stratejisiyle ilgili. Zaten maçın neredeyse tamamında bu uzun oynama stratejisi sürdü. Onları verme şansımız var mı? Galatasaray'a uzun toplar 16. diye. Dakika 16 geliyor ekranlara. İstediğimiz pozisyonlar. Şimdi hızlı hızlı verebiliriz bunları. İşte burada Penya değil ama Nelson kullanıyor. Nelson topu santrforuyla boşa gitti. Muhammedle buluş, buluşturmaya çalışıyor. Atınç 95'lik bir adam var yanında. Muhammed zaten yükselemiyor. E, kornerlerde de Galatasaray Atınç'ı attı genelde. Atınç karşıladı. Evet. Devam edelim. 22. dakika. Bu sefer Penya oynayacak. Uzun. Yine savunmada esasında hayalet paslar. Sonra Penya oynayacak zaten bu belli. Penya bu kez sol açığa. Kerem oynayacak. Üçlü savunma oynuyor. Göztepe sağ stoper Arslan'a geçti. çok uzun. Çok rahat bir şekilde arslan'a geç. Kerem ben aldı. Devam ediyor. Bir edelim. dakika sonrası. 23. dakika yani yine Penya. Avut atışını zaten bu maksatla kullanıyorlar. Penya uzun vursun diye. Penya bu sefer merkeze. Kerem koşu yapıyor. Mustafa Ahmet değil. Yine, yine çok rahat bir şekilde Aslana geç. Kerem'in eşleştiği rakibi 36. dakikadayız. Avut atışını direkt bu sefer Santrfor'u Mustafa Muhammed'e kullanacak. Zaten Atınç yine orada baskıyla oynama şansı vermedi. Son Derken olarak. ne zaman değişti iş? Galatasaray'ın oyunu esas nerede değişti? Gomis oyuna girdiğinde. 4-3'e döndüğünde değil. Meselenin çoğunlukla 4-3 ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu ikinci yarı. Bak Gomis nasıl pozisyon alıyor ve Atınç nasıl sırtını alıp topu saklıyor. Mesele sadece havaya sıçramak değil. Mustafa Muhammed de iyi sıçrıyor. İyi sıçrayan bir oyuncu. Ama Gomis'in yaptığı şey farklı. Bak bu da bir başka. Bak iki oyuncu var karşısında Gomis'in. Yine doğru pozisyon oluyor. Alan alıyor ama e, Fana'nın ortada buluşturamadı. Yine baskı yaptı kazandı. İki oyuncu olmasına rağmen sırtında bir şekilde o pozisyon almayı başarıyor. Dün programdayken ben size sordum neyle, kiminle başlamasını bekliyoruz, bekliyorsunuz diye. İkimiz de %100 Gomis dedik. Evet. Sonra akşam kadroyu görünce açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü Mustafa Muhammed evet hava toplarında e, iyi ama mesela hava toplarıyla ilgili değil sadece. İlk yarı sezonun en kötü yarısı muhtemelen istatistiki olarak da Galatasaray, Galatasaray yani. için e, hem rakip ceza sahasında topla buluşması hem pas sayısı bakayım pas sayısı kaçtı? İsabetli pas sayısı 64. Tolga başka neye bakmıştık ha topla oynama %31 en düşük müydü yoksa bir maç daha var mıydı Galatasaray'ın? Sanki bir maç daha vardı. Ha, rakip ceza sahasında topla buluşma. Beşiktaş maçında da iki olmuş bir maçta. Ee, bu iki olmuş ama yani sezonun en düşüklerine ulaşmış neredeyse. Yer. dün akşam çok kötü bir ilk yarı oynadı Galatasaray. Göztepe'de her zamanki oyununu sahaya yansıttı ve sonucunu da aldı. 70-75'e kadar bence evet. oyun böyle gitti. İlk yarı için söylüyorum. Evet. 70'te de Göztepe tek santifara döndü bu arada. Yani hem Galatasaray'a doğru değişiklikler yaparken Gomis giriyor, Emre Kılınç giriyor, Çıkal giriyor. Etkisiz Halil çıkıyor, etkisiz Babel çıkıyor. Girenler de çıkanlar da doğru. Hem de Göztepe'de 71. dakikada Halil'i çıkarıyor. Santifo arkası oynayan Halil'i. Halil, Halil bunlara Aytaç giriyor. Yani sanırım 75. dakikaya kadar giden maç Nestor El Maestro'yu da yanılttı biraz. Tabii Nestor orada skoru buldu. Evet. 70'te Endiayne penaltısı 2-1 oldu. Halil bunlar Aytaş değişikliği biraz orta sahayı biraz daha güçlendirmek. Çünkü 3-4-1-2 gibi oynuyorlardı. Santrfor arkası, iki santrfor arkasında oynuyordu Halil. Aytaç'ın katılmasıyla 3-5-2'ye döndüler. Orada hem Göztepe'nin Halil'in çıkışıyla ikinci bölgede top kullanma becerisinin düşmesi, atak sürekliliğinin düşmesi hem de Galatasaray'ın Gomis'in girişiyle Oğuz'un topu indirmesiyle ya bu arada rakip ceza sahası topu buluşma Galatasaray kaçla bitirdi? Maç, Maç sonu sonunda kaç? o. 17. 80. dakikada 10'du. Yani aslına bakarsanız büyük bölümü son bölüm. Doğru 15 dakika. 2-1 geriye düştükten sonra 15 uzatmalarla beraber 20 dakikalık süreç. Onun da grafiği var ister misiniz? Ya yani şu anda getirelim mi? Tabii 75'ten son 75 sonra. 15, 75 ve ilk 75 ve son 15. Buyurunuz lütfen. Sizin söylediğiniz gibi buyurun. Esasında maçın kırılma anı Gomis'in girişi yani. ilk sütun Gomis'siz bölüm, ikinci sütun Gomis'li bölüm. Doğru. Ee, rakip cezasız topla buluşma 8-9. Çok daha kısa süre olmasına rağmen Gomis'li olan bölümde Çok artıyor. Daha yoğun Şut 6-4. Çok daha kısa süre olmasına rağmen net gol pozisyonu 3'e 1. Zaten bunlar oyunun 4-3'e dönüşte değil. Bence Gomis girdikten %100. sonra kırılım yaşamını gösteriyor. Yani orada analizi de Torrent ya yanlış yapıyor, eksik yapıyor da bilinçli olarak kendine pay çıkarmaya çalıştı. Evet çalıştık. bilinçli olarak oyuncuya değil de taktiğe pay çıkartıyor ben, gibi görünüyor. İzlediğim kadarıyla %100 gomizde ve Emre Kılınç'la alakalı. Gomis'le hem, Emre, Emre Kılınç'la başlaması neyse biz onu Çıkarlı da o ya. da bu arada. O da iyi oynadı. Evet. Son girtiler benim. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyebilirim. Gol Bak Galatasaray ilk kez kazandı. Evet. İlk kez galip geldi. Kaybettiğim aşağıda, berabere kaldığım aşağıda daha umutlu konuşmuştuk Torrent'le ilgili. Yani henüz yeni göreve geldi. Ee, yeni tanıdığı oyuncular yavaş bir yeniden yapılanma içerisinde doğruları yavaş yavaş buluyor tahlillerini yapmıştık. Lakin bu müsabaka Torrent'in de kafasının biraz karışık olduğunu gösterdi bana. Torrent'le ilgili umutlarım biraz azaldı. Galatasaray kazanmış olmasına rağmen enteresan değil mi? Tabela Galatasaray'a olumlu olmasına rağmen bence tablo Torrent arasında olumsuzdu. Yani neden derseniz işte yine Taylan Pulgar Tayland Pulgar'la başlaması. Tayland'da olağanüstü bir özgüven eksikliği var. Yani olağanüstü. Tayland Kötü futbolcu demiyor kimse. Ama Tayland'da müthiş bir gerileme var. Ve Berkan'la beraber ikisi bu özgüven eksikliğinden dolayı Galatasaray'da arıza neden olan ikililerdi. Yine Tayland'la başlıyor. Üstelik yerli sınır, sınırı sorunu da yok bu sefer. Dört yerliyle başladı. Galatasaray dört yerliyle başladı. Bu sefer yani mecburiyet de yok. Yani Ömer, Kerem ve Halil yetiyordu. Tayland'ın yerine çıkal daha başlayabilirdi. Aynen öyle. Ama bunu tercih etmedi. Tayland'la başladı yine. Tayland'ın birkaç pozisyonu 3 tane 2 tane pozisyonumuz var. Rica etmiştim. Daha maçın başı daha dakika bir. Dakika 1. Santra yapılmış. Taylan bak birinci topu doğru kullandı. İkinci top gol olabilirdi bu pozisyon. Yine pas hatası. Yani zaten kötü başlayınca Taylan biraz da buna etkilenen bu bir oyuncu. Vuruşuyla biten pozisyon. Ya orada Taylan'ın top kaybını göstermekti maksatım. Ayrıca 40 Şimdi bakın. Birinci topu doğru kullanıyor. Tekrar Taylan'la oynuyorlar. Çok doğal olarak. Şu ikinci kullandığı topa bak. Yani nereye attı orada? Hata. Omar'a mı attı? Nereye attı? Korkunç bir hata. Bir de bir pozisyon daha var. Tamam. Görelim. 12 numaralı pozisyon. Bu... Bu hangisi? Taylan'ın elle oynadığı pozisyon bu. Tamam. O mu? Olabilir. Evet evet. Şimdi burada da toplu olan mesafesi aslında bayağı var. Bayağı var yani. Top gelene kadar hani vücudu doğru şekli alabilirdi rahatlıkla. Çünkü çok yakın değil. Zaten penaltılarda sorduğumuz sorulardan biri bu elle oynamalarda. Oyuncunun karar verebilecek kadar zamanı var mı? Elini kaçırabilecek kadar zamanı var mı? Yani bu akıl almaz bir şey. Taylan'ın yaptığı bu hata. Yani amatör küme hatası. Ve Taylan'ın bu hatalarını sevini özgüven eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Bir çocuğun özgüveni bu kadar kırıldıysa bunda bu kadar ısrar etmeye de gerek yok. O zaman Torrent ile ilgili değerlendirme yaparken, analizleri yaparken o zaman artık kafam karışıyor. Gerçekten oynadığı maçları Galatasaray'ın doğru analiz edebiliyor mu? Galatasaray ilerliyor mu? Bununla ilgili şüpheliyim. Üzerine koyuyor mu? Çizgisi dikey mi? Şimdi neydi biz Torrent geldiğinde e, beklediğimiz tablo? Bir Guardiola takımı. Bir Guardiola e, anlayışı. anlayışı. Bir Guardiola felsefesi. Ne olursa olsun geriden pasa çıkmak isteyen bir tek direktör. Örerek gitmek istiyor. Önde baskı yapacak. Sete yerleşecek. Ee, çok keskin fikirleri var. Kolay kolay törpülenmez. Başta kötü sonuçlar alabilir ama zaman içinde geliştirir diye düşünüyordu. Ki Guardiola'nın da Manchester City'de ilk sezon çok kötüydü. Ee, fark ettiler. Barcelona'dan artı ligde de sanırım üçüncü bitirdiler ve çok kötü sonuçlar aldılar. Ama ondan sonra o çok inandığı fikirlerinden vazgeçmedi ve üzerine koyarak bugünkü Manchester City yarattı. Torrent içinde alınan kötü sonuçlar değildi mesele. Torrent'in üzerine koyuyor mu? Çizgisi dikey mi? Düşüncelerine gerçekten inanıyor mu? Bir Guardiola felsefesi yaratacak mı? Oydu. Şimdi Göztepe maçında inandıklarından tamamen vazgeçti. Eğer kalecin sene 50-60 metre toplarla oynayacaksa Guardiola bu maçları izlemesin. Ben Guardiola'ya çalıştım falan da demesin. Guardiola'dan bahsetmesin Torrent artık. Guardiola'dan bahsederse Guardiola utanır. Şu maçta oynan futbolu görürse. Ve Göztepe gibi kompakt oynayan ve bu oyunu sahada domine eden bir takıma karşı hem sisteminden vazgeçiyorsun, başka bir şey deniyorsun ve o da işlemiyor ve 75 dakikada seyrediyorsun. Evet. Müthiş bir sözü var. Ee, Ralf Ranjik'in. Diyor ki, bir maçı kaybederseniz sadece bir maçı kaybetmişsinizdir. Ama stilinizden, felsefenizden taviz verirseniz hiçbir şeyiniz kalmaz. O zaman her şeyinizi kaybetmişsiniz. Sayın Torrent, bir maçı kaybederseniz sadece bir maç kaybetmişsinizdir. Ama siz felsefenizden taviz veriyorsunuz. Felsefenizden taviz verirseniz hiçbir şeyiniz kalmaz elinizde. Ben bugün itibariyle Torrent'in tanımının artık ne olduğunu bilmiyorum. Dominic Torrent tek direkt olarak tanımı nedir? Karşı nedir? Ne oynamak, ne oynatmak istiyor? Bu dünyadaki, bu tek direktörlük yapmaktaki amacı nedir? Felsefesi nedir? Artık yanıtını veremiyorum. Gösteri için izledikten sonra Guardiola'ya daha fazla benzeyen taraf bence Néstor El Maestro. Ben Torrent'in oyununu hiç benzetemedim Guardiola'ya ve felsefenizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Ancak geldi hiç maç kazanamadı. Belki biraz pragmatik, biraz e, hızlı bir şekilde kestirmeden bir galibiyet almayı planladı. O yüzden bazı şeyleri kendi oyun anlayışından taviz vermek durumunda kaldı. Çünkü biz nasıl okuyorsak o da okuyor. Son maçı, bu son şansı gönderilecek, e, büyük başarısızlık olarak yazılacak haneye vesaire. Tabii bunda kafaları karıştırması ya da dengeleri bozması takdir edersiniz ki kolay. Biraz buna bağlamak lazım herhalde. Yoksa dediğiniz sonuca ulaştı yani. Ama ligde taviz verdi. Ligde 32 yaşında bir tek direktör var. Francesco Farioli adında. Çok benzer sınavlardan geçti. Karagümrük'ten kovuldu. 7 maçta bir galibiyet aldı. Çünkü felsefesinden taviz vermedi. Bu hafta Trabzon'dan 4 yedi. Ve yine Trabzon var. daha fazlasını da atabilirdi. Sizce haftaya Alanya Spor yine aynı futbolu mu oynayacak? Yoksa bir an önce sonuca gitmeliyim, maç kaybetmemeliyim aynı, diye... Aynı futbol oynayacak. Değil mi? Muhtemelen aynı futbol oynayacak. Yani çünkü hayatla ilgili bakış açısı, düşünceleri daha farklı Francesco Farioli Torrent'ten de beklediğimiz buydu. Onun da handikapı şu olabilir. Şimdi konudan konuya atlamış oluruz ama e, Trabzonspor'un yaptığı baskıyla çözüldüğünü. Ya bir örnek koydu Trabzonspor. Evet, doğru. Farioli'nin şablonu böyle çözülür arkadaşım diye hem de çok net çözürdü. Bir çok örnek haklısınız. koydu. Çok Onun haklısınız. da kendini geliştirmesi gerekiyor. Çok haklısınız. Bu hafta Farioli için hayatındaki belki en kritik hafta. Doğru. Bakalım gerçekten de Iyileştirebilecek başka mi? planları var mı? BCD planları var mı? A planı daha iyileştirebiliyor mu? Merkezden çıkarken başka formülleri üretebiliyor mu? Ya da kanatlardan çıkma gibi seçenekler yaratabiliyor mu? Trabzon gibi başka takımlar merkezi kapatırlarsa, Nova sefkan çıkışını kapatırlarsa, başka türlü çıkabilecek. Bu hafta en kritik haftası Faryol. Eğer bunu başarırsa, bir yaş daha almış olur, bir yaş daha büyür Faryol'u ve futbol Önemli anlamında fecik, da beş yaş daha büyür. Şimdi Torrent Faryol neredeyse iki katı yaşında. Faryoldan çok daha fazla hayat deneyimi çok daha fazla futbol deneyim var. İspanya'da, Almanya'da ve İngiltere'de çalıştı. Dünyanın en büyük kulüplerine çalıştı. Antrenman yaptı. Guardiola'ya tartıştı. Şimdi Torrent'ten böyle bir pragmatik düşünce tarzı ben beklemezdim. Farioli yapsa dersin ki ya 32 yaşında çok fazla deneyimi yok. Olabilir. Hayat yaşayarak öğrenilen bir şey. O da hata yapacak, düzeltecek, deneme yanılma falan dersin. Ama Torrent'ten beklemezdim. Torrent'in üzerine koyarak gitmesini beklerdim. Kaybedecekse de maç kaybetsin, felsefesini kaybetmesin diye düşünürdüm. Burada felsefesini kaybetti. Benim torrent olan inancım sarsıldı. O zaman şu soru geliyor. Oynamak ya da oynatmak istediği oyunu Galatasaray'da oynayabilecek kabiliyette oyuncular yok. Öyle mi acaba? İşte soru bu. Yani eğer geriden örerek pasta çıkarak çıkmaya çalışacaksan bunu yapamıyor Galatasaray. Dolayısıyla eldeki kaynakta yapmak istediğine uymayınca böyle pragmatik bir çözüme yönelmiş olabilir. Çünkü dediğim gibi çok da büyük baskı var. Koskoca Galatasaray camiası, "Aa gittin ha gideceksin." Taraftar negatif bakıyor olaya vesaire. Orada işler karıştı. Bunu biraz. düşünelim. Bunu Katılır cevabını mısınız? arayalım. Buyurun. Vallahi çok yine harika bir pencere. Teşekkür ederim. Evet, Bunun yanıtını arayalım. Şimdi Farioli Alanyaspor'a geldiğinde sezonun en iyi orta saha performanslarından biri Umut Güneş'ti. Burada her hafta istisnalere veriyorduk. En çok mesafe kat eden oyuncu değil mi? En çok pas arası yapan oyuncu. En çok yeni mücadele kazanan oyuncu. Hep zirvede. Şu anda Umut oynatmıyor. Umut kulübede. Efkan'la Novais oynatıyor. Doğru. Niye? Kendi oynatmak istediği stratejiye, felsefeye daha uygun. Efkan'la Novais 10 numara oynayabilir normalde. O yeteneği var. 6 numara oynuyor. Efkan Novais oynuyor. Yine artı. 3 tane yabancı stoper var. Milinovic, Mevliye, Avaziyam, yanı. Ve üçü de çok iyi stoperler. Milli stoperler, deneyimi falan. Avaziyam ilk 11'in adamıydı. Aynen öyle ve büyük takımlarla da geçti avaz Atatürk. Doğru. Tabii. Milli takımında oynadı. Doğru. Alanya Spor'un şu anda göbeğinde Fatih Aksoy, Milinovic oynuyor. Bir hafta önce Furkan oynadı. İki hafta önce Trabzonspor'a karşı 20 yaşında. Niye? Oynatmak istediği strateji var. Bakıyor oyuncularına. Ona uygun oyuncularla yola çıkmalıyım diye. Şimdi Galatasaray'ın bence Torrent'in veya Guardiola felsefesinin e, oynatmak isteyen bir tek türüktür. uygun oyuncuları bu değil. Bu liste değil. Şimdi Gomis'le başlamalısın mesela uzun metrajlı oynayacaksan. 75'ten sonradan bunu gösteriyor. Kısa metrajlı paslarla çıkacaksan merkezde Berkan Taylan değil Çikal'da Pulgar olması lazım. Bunlar belli. Bunları görmedik ya. Ya da Emre Kılınç olması lazım sahada. Bravo. Dolayısıyla Gahasen'in elinde aslında bu tip oyuncular sanki var. Kısmen var en azından. Ama henüz buna uygun oyuncularla sanki bir arada sahaya çıkılmadı bence ya da aynen söylediğiniz gibi bu oyuncularla oynamak istediği oyunu denedi mi acaba? Yani feguli hiçbir şans bulamaz? Mesela biz burada evet. hep konuşuyoruz. feguli kanat oyuncusu yerine acaba orta sahada daha verimli olur mu diye Fatih Hoca bir iki kez denedi. Açıkçası bir maçta verim aldı, bir maçta verim alamadı. çünkü o da geçiş oyununda Galatasaray hızlı geçiş oynadığı zaman feguli çok büyük fark yaratıyor. Nokta atış, paslarıyla ama dar alanda o kadar etkili olur mu? Belki ondan mı vazgeçti bilmiyorum. Ama söylediğiniz gibi bu oyunu acaba bu oyuncularla denedi mi? Olmadığı için mi onlar forma şansı Emre Kılınç mesela ya senin elini de rahatlatıyor. Neden? Yabancı kuralından dolayı ama evet. bize 2-3 kere tersi yatırdı hoca. Emre Kılınç'ı bekler. Sanki o oyuna daha uygun. Emre. Daha uygun. Daha uygun. A A A torrent dediniz. geldikten sonra çıkış yaptı. Morali de iyiydi. Eli de sıcaktı. Deyim yerindeyse. Ya uzun oynamayı tercih et. Mesela zaten başlı başına bayağı kalktı. uzun oynayabilirsin. Futbolda kısa pas doğrudur, uzun pas doğrudur diye bir şey söyleyemez. Kısa pas yok, uzun pas yok. Doğru pas var. Bravo. Ama Doğru yerde kısa, doğru yerde uzun oynarsın. Ben uzun oynayacağım diye bir stratejiyle Burnley başarılı olabilir. büyük Ligin büyük takımı olamaz. Ben uzun oynayacağım diye bir stratejiyle ona uygun kadro kurmuştur. Sezon başında ona uygun kadro yapılanması yapılmıştır. Santriforlar ikisi de 1.90'dır. İki tane Santriforla oynuyordur Burnley. Yani şu an Burnley çok başarılı değil ama Strateji Demek istediğimiz Şandayçı ve Yıllardır Burnley futbolu futbolu izleyenler, stratejiyi bilenler demek istediğimi anlıyorlar. Bir santrfor da gitti zaten, kaybetti bir santrifor. Ona uygun oyuncun vardır. Stoperlerin fiziklidir. Duran toplarda ileri çıkıyorlardır ve çok duran top gole atıyorlardır. Senin de hedefin kümede kalmaktır. Benim stratejim uzun top diyebilirsin. Ama büyük takımsan bunu diyemezsin. Yani kalıcı stratejim, uzun, bazen uzun top kullanırsın. Futbolda dediğim gibi kısa pas yok, uzun pas yok, doğru pas var. Alanya'nın Trabzonspor maçında belki yapması gerektiği gibi. Evet. De belki diyorum. Marafona'nın bazen yapması evet. gerekiyor. Birinci ve üçüncü evet. golde merkezde Artık opsiyon bulamayınca uzun altı oluyor. Altı pasa girmiş Trabzonspor. Yani orada da pas yapmanın çok da zor duruma düşürdü. Yani. Nova Est'i zor düşürdü. Gol yediler. Orada halbuki zaman zaman o doğru uzun pasları yapsa belki de o basit golleri yemeyecek. Dolayısıyla maçın şöyle bir izlemeyenler için şöyle bir özetini yapacak olursak Göztepe 75 dakika maçı açık ara domine etti. İstatistikleri de bu az önce deminden beri paylaşıyoruz e, net bir şekilde yansıdı. E, 75. dakikada özellikle Emre Kılınç ve Bafet'in bir Gomiz'in oyuna girmesiyle birlikte Galatasaray orta sahası da pas yapmaya topu ileride tutmaya ve atak yapmaya zaten penaltılarda o ataklar sonucunda geldi değil mi? Kendi kendine olmadı yani kesinlikle, o ataklar Gomis'in e, ataklarıyla Emre Kılınç'ın zorlamalarıyla geldi. Onu net bir şekilde söyleyelim. 75. dakikadan itibaren Göztepe'nin oyununda da e, ne, dedik ya Nestor El Maestro'yu muhtemelen Galatasaray'ın bu rahatlığı yanılttı. Ya ben aldım skoru maçta bir gol daha bulurum hatta dedi muhtemelen ki uzakta bir ihtimal değildi. Bir gol daha bulurum dedi. Bu maçı böyle bitiririm dedi. Orada galiba o hatayı yaptı. Galatasaray'ın değişiklikleri de yüzde yüz etkili oldu ve maçın sonucu bir anda kısa süre içerisinde değişti. Ancak hakikaten uzun yıllar konuşulacak, anlatılacak bir maç oldu. Hem penaltı sayısıyla haftayı da kaç penaltıyla tamamladık? 12 galiba. 12, 12 verilmeyeni saymıyoruz, değil mi? 12 penaltı rekor yaptık mı sevgili Tolga? Opta'nın istatistik tutmaya başladığı 2014-2015 sezonundan beri 12 penaltılı bir hafta daha olmamış. Onu da söyleyelim. Pozisyonları, penaltıları hepsini konuşacağız. Buradan e, vermediğimiz bir şey kaldı mı? Oyunla alakalı olarak ve eklemek istediğiniz bir şey kaldı mı? E, Penya ile savunma arasında anlaşmazlıklar diye bir başlığımız var. İki Görebiliriz. Var 33 ve 49'da oldu. Evet, bugün olmak ben üzere. çok fazla şey hissettim o yüzden utanıyorum, söyleyemiyorum. Estağfurullah. Buyurunuz 33. dakika gelsin ekrana. Şimdi bu benim dikkatimi çekti. Burada gerçekten Ömer haklı mesela. Şu top yükselecek. Ömer işaret ediyor, penye al diye. Ömer çıkmıyor, almıyor. Ömer sonra panikliyor. Penye çıkmadı, evet. Evet, bir anlaşmazlık oldu burada. Devam edelim. Şimdi bunu gördük. 49. Dakika 49. Bu kez Nelson'la. Topu kadar yükseliyorsa orada Penya'nın çıkıp alması lazım. Bu kez bakın. Nelson normalde bırakması lazım değil mi? Pozisyona dönüştü bu. Bak şu an tartışıyorlar. Konuş diyor Penya'ya. Konuşmuş mu? Acaba konuştu mu? Eğer Penya konuşmuyorsa konuşması lazım. Ömer'le olan pozisyonda da Nelson'la olan pozisyonda bak, şuna bakar mısınız? Yani bu İnanılmaz bir şey. Bu topun pozisyona dönüşmesi. Çok amatörce bir hata. Genç bir kaleci. Umut vadeden bir kaleci. Bilmiyorum Galatasaray'ın satın alma opsiyonu var mı? Devam etme imkanı var mı? Ama Galatasaray'ın devam etme imkanı varsa bunları çözmesi lazım. Biri yerli Ömer, biri yabancı Nelson. İki yani iki oyuncuyla sorun yaşadı iletişim konusunda. Ona dikkat etmeleri lazım gibi geldi bana. Omar El Abdullahi uzun bir aradan sonra tekrar dün akşam forma giydi. Arkadaşları da onun mutlaka izleyenler de takdir etmiştir oyununu. Biraz doğaldır. İlk başta biraz tutuk başladı ama çok uzun sürmedi bu. Dakikalar ilerledikçe oyununu performansını sahaya yansıtmayı başardı. Büyük geçmiş olsun diyelim ve hoş geldi diyelim tekrar Omar El Abdullahi futbola Galatasaray'a. Galatasaray'ı tebrik ederim. Galatasaray kulübünü Omar'la yola devam ettikleri için. 400 gün onun iyileşmesi için süre tanıyıp tekrar ilk 11'de sahaya çıkarttıkları için. Umarım performansını değerlendirmek anlamsız olur. Sahadaki varlığı bile mutluluk verici. Ee, Eriksen'in de transferi mesela tekrar futbola dönecek olması performanstan bağımsız olarak mutluluk verici. Omar'a tebrikler, teşekkürler. Çok güzel bir hayat Olsun bundan sonra kendisi için, ailesi için, evlatları için. İlk yarıda 3 dakika uzadı dedik. İkinci yarıda 104. dakikada bitti karşılaşma. Artı 9 verildi. 104. dakikada e, evet. bitti karşılaşma. Yavaş yavaş tartışmalı pozisyonlara Geçelim. geçiyorum. Dün akşam e, Trio programımızda e, Deniz Hoca, Deniz Şoban e, teker teker saniyeleri, dakikaları hesaplamış. Her bir var incelemesinde ne kadar vakit kaybı yaşandı diye. E, grafiğimiz hazır değil mi dostlar? buyurunuz gelsin ekrana. Toplamda var inceleme teker teker yazmış hoca. Ömer elle oynama 7 dakika. Dino Aslan'a geç elle oynama incelemesi. Yani pozisyonun bitip incelemenin başladı, başlayıp oyunun tekrar başladığı arasında geçen zaman 4 dakika. Aslan'a geçin iptali 2 dakika ve Berkan'ın Emre'ye ceza sahasında artık out çizgisinin orada yaptığı müdahaleyle 7 dakika toplam 20 dakika gitti karşılaşmada. 20 Metaverse diye bir mevzu var ya bu evet. aralar alternatif evren. Ya maç metaverse'te oynandı adeta. Yani <laughs> monitörde oynandı. Yani herkes hakem dahil, futbolcular dahil. Bizimle beraber diyorsunuz. Bizimle beraber monitörün Çelik başında yüzünden. oynandı. Arda kardeşlerin profesyonel hayatta hakemlik yapabilecek kalibrede olduğunu düşünmüyorum. Bunu daha önce defalarca dile getirdim. İlk kez değil ama metaverse'te hakemlik yapabilir Arda kardeşler. Eee Mete Kalkavan olursa başında Mete Kalkavan yönetirse monitörü bence çok iyi yönetti maçın hakemi Meta Kalkavan ve sahadaki yardımcısı Arda kardeşler olarak yönetildi maç. Arda kardeşler de Metaverse'de hakemlik yapabilir ama gerçek hayatta hakemlik yapabilecek durumda değil. Yine Deniz Hoca'dan, Deniz Çoban'dan bir cümle alıntı yapacağım dün akşamdan. E, şu, bir dakika şuradan bulayım. Tam yani şöyle söyledi. Meta Kalkavan doğru ve çok güzel müdahalelerde bulundu. Ancak şans şu ki yaptığı müdahalelerin hepsi varın kapsama alanına giriyordu. Ya girmeseydi? Tabii dedi. Değil mi? Bir yandan da şans yani. Tabii. Yani. Yoksa çok farklı bazen bir... adaletsizlikler oluyor. Sonuçta Aa burada video hakem alanına girmiyor. Yazık diyoruz. Gidiyor pozisyon, kaçıyor pozisyon. Şans adaletsizlikler olayım, oluşuyor. futbol adına. Haklı Deniz Hoca iki tespiti de süper. Maç adına. Böyle bir Tır tespit çok güzel tespitler yapmışlar. Teşekkür ederiz. Şimdi ilk olarak neyle başlıyoruz? Pozisyon 12. Yani dakika 45. Gerçi demin de baktık ama buyurun Taylan Antalyalı'nın ceza sahasında elle oynadığı pozisyon. Ömer'in top kaybıyla ee, burada şimdi Ömer çıkıyor burada. O ve Endia'ya burada bir faul yok burada. Değil mi? Temiz alıyorlar. Yok. Ömer orada biraz kolay bıraktı sanki kendisini. Sonra atak gelişiyor. İçeride de çok kalabalık yok. Bir elle oynama. Bir kez daha izleyelim. Şimdi Ömer kayıp yaptıktan sonra driplinge başladı. O gidiyor. O, ama o oradan en baştan başlatabilir miyiz? Özür dilerim. Obina'nın driplingini görmek için. Bir daha e, e, Uğur Bey özür Aha. dilerim. Bir Şimdi, daha, evet. Şimdi bu ha. evet. Şimdi Ömer gidecek. Topu kaybedecek NDI Obina ikilisine. Babel arkadan koşu yapıyor. Aldı Obina. Driplinge başladı. Bak yanında Halil var. Halil gidiyor. Halil jogging. Halil bıraktı. Çok özür dilerim. Burada bir durursak Babel de daha o dakika bıraktı fark evet. En başında. En başında. Buyurun özür dilerim. Ne oldu? Bu da Taylan'ın biraz da dengesini kaybetmesine yardımcı oldu. Eğer Halil orada daha ciddi ve daha sert bir baskıyla yani Obina'yı rahatsız eden. Çünkü biraz daha koşu şiddetini artırsa Obina'nın omzuna temas eder. Biraz daha koşu bozar da bozardı Obina'yı. Bozmayınca Taylan oraya ondan sonra ceza alanına. Ya yine de bu yaptığı penaltıdaki sarsaklığını affettirmez. Ama kombine bir hata var. Halil Dervişoğlu kardeşim müthiş bir gerileme içinde. Müthiş bir gerileme içinde. Yani çok genç. Bu kadar süre şans bulamadı. Şimdi şans buluyor ilk de topu ısırması lazım dayın yerindeyse. Sen bu formayı istiyorsan veya üst seviye futbol oynamak istiyorsan, A milli takımda kalıcı olmak istiyorsan o topu ısırman lazım. Çünkü futboldaki en temel prensiplerden biri istemek. İstemelisin, çok istemelisin. Formanın sende kalmasını istemelisin. Hoca sana forma vermez, formayı sen alırsın. Ben çok iyi biliyorum ki Türkiye'de mesela çok büyük bir tek direktör, Türkiye'nin çok büyük bir futbolcusunu, göreve gelir gelmez de her sezon başına da göndermek istedi. Başka bir zaman belki kim olduğunu söylerim. Her sezon başında onu göndermek istedi. Hiç istemiyordu oynatmak. Sonunda ne oldu biliyor musun? O kulüpte 4 yıl çalıştı. En çok oynayan oyuncu o oldu. En çok kupa kazanı o oldu. Çünkü formayı vermedi ona. O formayı aldı. Oynarsan tek direktör o formayı sana vermesine gerek kalmaz. Sen alırsın formayı. Halil kardeşim burada Formayı alacak bir performans göstermeli. Gol atarsın, atamazsın, kaçırırsın. Yanlış pas atarsın, yanlış şut atarsın. Bunlar futbolda var ama eksik mücadele etme şansın yok. Şimdi bu pozisyonda o jogging'i yapmamalısın. Bir sonraki pozisyonumuz dakika 65. Sevgili reci 18 numaralı pozisyon yani e, Ömer'in ikinci yarıda. Ha pardon, onu atladım mı ben ya? Buna da bakabiliriz. Bu Tabii, ekranı buyurun. verdikleri de. Şimdi burada çok enteresan pozisyon. Maçın kırılma anlarından biri. İrfan'dan fandan büyük bir hata, baskı. Yani tamam araya atınç giriyor. Pasın şiddeti de iyi değil kabul ediyorum ama Mustafa Muhammed nasıl topun önünde olursun? Nasıl? Bu kadar rahat pozisyondayken, yüzün o tarafa dönükken hiçbir savunma oyuncusu yok yani. Dolayısıyla ofsaytla ilgili kafan karışmaması lazım. Tek yapman gereken şey topun gerisinde olmak. Ya inanılmaz ya, inanılmaz. Bu kadar basit hata bu topun nasıl önünde olursun? Bir adım geride olsan topun gerisinde olacaksın. Halil kendisi oynayamaz mıydı? Oynayabilir. Onu kabul ediyorum. Halil'in pas tercihi de yanlış, pas zamanlaması da yanlış. Öbür pasın şiddeti kötü. Bunları kabul ediyorum. Halil heyecanlandı. Ama pek kimse burada Mustafa Mehmet'e bakmadı değil mi? Bakmadı. Ya Mustafa Mehmet nasıl offside doğursun burada? Bu 8. kim oyuncusunun yapacağı hata. Ben inanamıyorum. İnanamıyorum yani. Burada topun gerisinde olacaksın. Çok basit bir prensip. Akıl almaz. Ben uzun bak yıllardır uzun yıllardır böyle bir pozisyonda offside'de kalan oyuncu hatırlamıyorum. Hiç hiç küçük bir hata değil yani çok temel bir hata. Şimdi pozisyon 18'e gidiyoruz. Burada topun önünde olamazsın ya olamazsın yani. Doğru. Bu, kabul edilemez bir şey. Dakika 65. Galatasaray savunması burada topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi içeriye doldurdu ve ele çarptı. Ya penaltılar çok benziyor birbirine. Taylan'la Ömer'in penaltıları. Çünkü gerçi burada bir başka faktör daha var ama ikisinin ortak yanı biraz mesafe olması. Toplu oyuncu arasında. Yani oyuncunun karar verebileceği zamanı olması. Oyuncunun elini kaçırabileceği zamanı olması. Burada bir faktör daha var penaltı olması için. Zaten el topa gidiyor. Dikkat ederseniz top ele gitmiyor. El topa gidiyor, kol aşağı iniyor. Muhtemelen tahmin ediyorum ayağıyla vuracağını zannetti. Tabii tabii koordinasyon atarsın. Evet. Ben bilinçli elle oynadı Hı, demiyorum. Iskalı, tabii, tabii, Ama üç soru soruyoruz elle oynamalarda. Bir, kasıt var mı niyet? Elle oynama niyeti mi? Değil elbette. Bilinçli oynama. Elbette. İki, topun mesafesi. Topun sana gelirken harcadığı zaman karar verebileceğin kadar yeterli mi? Karar verme zamanı var mı? elini kaçırma zaman var mı? Var. Buradan kaybediyor zaten. Buradan penaltı. 3 Top mu ele gidiyor? El mi topa gidiyor? El topa gidiyor. El topa gidiyor ya. Yani. 3 sorunun ikisinden kalıyorsun Ömer. %100 yüz bir penaltı. Bir Normalde sonra... burada yani şey yine veremedi değil mi? Hangisi? Arda Tabii kardeşler. şeyden vardan. Yine veremedi. Yine Meta Kalkavan verdi. Maç Metaverse'de oynandığı için bütün kararlar televizyonda monitörden izlenip verildi en uzun incelemelerden bir tanesi de bu. İşte 7 dakika oldu galiba değil mi? Bu nasıl 7 dakika incelendi peki onu nasıl açıklayalım? Ben size soruyorum. <laughs> Kelimeler kifayetsiz. <laughs> Bilemedim. Kelimeler kifayetsiz. Çünkü e, ben tabii bunun dünya kadar az önce sorduğunuz sorular meselesi var. O, o Birçok farklı dinamiği değerlendirmek gerekiyor ama kızım da seyrediyordum. İkizlerden birisiyle aile var dedi yani direkt. Değil mi? O tabii ki ölçümü çocuğun şeyiyle kıyaslamıyorum algısıyla kıyaslamıyorum ama görüşü bu. Yani tek bir Daha şey hızlı aklıma karar geliyor. Beleyebilirdi yani. Tahmin ediyorum. Tek tek bir şey aklıma geliyor. Tek sebebi olabilir. Hani teknik olarak doğru görüntü mü gelmedi acaba meta kalkavanında olabilir mi? Bu sizin yaptığınız bir iş değil. Mi? değil. Federasyonun yaptığı bir iş hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Çıkışları kaç tane kamera varsa bütün çıkışları sinyal olarak şeyden fiber optikte gönderiyoruz. Ama orada seçen bir avar var. Tabi. Tabii. Orada her bir kameranın çıkışını kontrol eden operatör var. Şimdi artık ikişer koyuyorlar ya. O sizin adamınız değil. Yok. Bizimle alakası tamam. yok. tabii. Çünkü hani bu kamuoyunda da öyle bir algı var ya. Ben şimdi artık buraya gelip burada çalıştığım için birçok şey daha net görüyorum. Hani o Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle oradaki bizimle... operatörle ve hakemlerle ilgili bir konu bizim bizimle hiçbir alakası yok. Belki oradaki bizim şeyimiz, operatör sinyali vermekte bitiyor. Oradaki orada bitiyoruz. Aynen öyle. Oradaki operatör belki hani çabuk mu bulamadı? Çabuk diyorsun. mu bulamadı? Ba, aklıma başka bir şey. Mete Kalkavan'ın bu kadar gecikeceğine ihtimal vermiyorum. Mete Kalkavan liginin iyi hakemlerinden biri. Ya yani bunu çözemeyecek bir hakem değil. O yüzden enteresan geldi. Bir sonraki pozisyonumuz 22 numaralı pozisyon. Yani dakika 84 Dino geçin ceza sahasında eline çarpan top. Burada e, şimdi bir Galatasaray Kalesi'nin arkasında Hasan sen anlayacaksın hangi e, kamerayı kastettiğimi. Galatasaray Kalesi'nin arkasındaki kameradan sanki hakemin Arda kardeşlerin açısından net bir şekilde görünüyormuş gibi görünüyor. Oraya bakıyor, önü açıkmış gibi. Ha bravo. Bak gördünüz mü önü açık mı bilemedim şimdi tabii marka o da havada. Şurada tabii bunlar saniyelik oluyor da. Evet bunu belki kaçırabiliriz. Saniyelik oluyor. Biz tabii tekrarlardan 50 kere izlediğimiz için bu yine varlı. Ama penaltı kararı doğru. Tabii. Arsana dirsek bölgesiyle topa müdahale ediyor yani omuz bölgesi değil dirsek bölgesiyle topa müdahale ediyor ee, ve yine video hakemin müdahale alanına giren, doğru müdahale ettiği. Bunun için affedilebilir arada kardeşler. Kaçırılabilir bir pozisyon. Dediğin gibi marka biraz evet. Biraz görüş açısını kapattığı için. Ama doğru müdahale yine Mete Kalkavan'da. Ve penaltı kararı da doğru. Bir sonraki pozisyonumuz 90 artı 1'e gidiyoruz. 25 numaralı pozisyon. Burada Aslan geçi elle oynadığı gerekçesiyle Gomis'in şutunda elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı ve ikinci sarı kart çıktı. Sonra vara çağrıldı. Penaltı kararı iptal oldu ve de kart da geri alındı ikinci sarı kartta. Bu geri. da yani masum bir hakem hatası. Video hakemle incelediler. Doğru bir şekilde iptal ettiler ama şu video hakem incelemesini istedim bu pozisyonda. Onu verme şansımız var mı? Bu video hakem incelemesi nasıl yapılır? Hangi yapıldı? görüntüyü getirildiğine bakmak için mi diyorsunuz? Monitöre gittiler Kalabalık ya. Kalabalık için mi? Bir Heh, Şöyle Şimdi bakın onun Sağdan soldan bağıranları mı diyorsunuz? Daha iyi açısı vardı onun. Video hakem şey e, orta hakem monitörün yanında inceleme yaparken maç sırasında aslında daha net bir açı verilmişti Tolga. Şu anda onu bulamayabiliriz nereye varmaya çalışıyoruz Uğur Bey? Oradaki kargaşa. Şimdi geliyor o zaman o pozisyonda. 91 15 92 arası da yazmışlar ya. Şimdi o, gelmek o üzere. tamam. Şimdi bu görüntü çünkü ha evet şu an sağ üstte. Şu ha buyurun. Az az önce sağ üstteydi ya. Kalabalık etraftaki kalabalık. Etraftaki benim. kalabalık nasıl bir kalabalık biliyor musun? 30 kişi falan var. Ve her evet. kafadan bir ses çıkıyor Evet burası. Şu sağ üstte görebiliyoruz. Tamam bu görüntüde biraz daha geri alalım. Sağ üstten bakalım. Orada 3'e bölündü ya ekran. Demek ki ben orada gördüm özür dilerim. Tamam biraz daha geri alalım. Şu üç, ekran 3'e bölünmüştü ya kelebek yapılmıştı. O sağ üstte evet şu sağ üstte biraz Gelin daha geri. Geriye, biraz geriye. daha geri. Geri geri. Şu sağ üstte görüyoruz. Hocam bu sağ üstteki şu kareyi böyle tutalım. Üniversite sınavı sorusu. Sağ üst karede ne oluyor? ne oluyor şu anda yaşanıyor? Hengame. Orada ne oluyor gerçekten? Yani orada kim yapıyor video hakem incelemesini? Yani orada bir ceketliler var, güvenlikler var, bir takım maskeliler, maskesizler. Herkes hakem kapanmış monitörün üzerine, monitörü kapsamış. Çünkü görebilmek için mücadele ediyor. Bu, bu nasıl bir görüntü yani bu şey... Asya liglerinde bile olmuyor artık böyle görüntüler yani. Hani onlar biraz daha geriden geliyor diye söylüyorum veya Kuzey Afrika liglerinde falan yaşanmıyor artık böyle görüntüler. Yani bunun hakemini orada bir saniye deyip kartını çıkarıp bunlar müsabaka görevlisi olması lazım herhalde. Taraftar değildir. Müsabaka görevlerini at kardeşim sıradan gönder. Böyle bir video hakem incelemesi olur mu? Yani bunun bu kare sadece bu kare müsabakanın hakimi olmadığını gösteriyor. Sen müsabakayı hakim değilsin. Hakemlik yapmayı bırak. Müsabakanın patronunu kaybetmişsin. Müsabaka elden gitmiş. Bu şekilde video hakem incelemesi olmaz. Etrafını boşaltacaksın önce. Ya bu sağ üstteki kare olmaz yani olmaması lazım. Monitörün şimdi yönetmenimiz Hasan da Bundesliga örneğini hatırlatıyor. Karşı tarafa koyuyorlar ya. Karşı tribünün evet. ön tarafına Doğru. koyuyorlar. Birçok bazı liglerde yapıyorlar. Şey müsabaka görevlisinin olma gibi bir durumda yok orada. Oradan izliyorlar. Tamam bu iyi bir çözüm. Yönetmenimiz haklı. Ama biz tamam bu tarafa koymuşuz. O biraz da teknik ile ilgili. kabloyu nereden Kablo dediğin kolay bir şey değil. Hayır ama oradakiler sizin... Yo yo kabloyu geçeceksin. Tamam altına karşı tarafa koyarsan. Ay, evet evet burada olabilir. Ya da yani. Tamam anladım mesela. gayet iyi anladım. Ama oradakilere geçiyor. bakarsan... Yani orada her meslekten insan var. Evet. <laughs> evet. Yani... Ya o... Biz de gitsek oraya biz de yani, dururduk orada yani. Evet evet aynen ki... <laughs> ben zaman zaman şey yaptım hani... E, burada... Sağ kenarı yorumculuğu yaptım. Dediğin gibi maçı zaten sağ kenarını izleyebiliyorsun. Şimdi muhabir arkadaşlarımız da öyle izleyebiliyor değil mi? Doğru. Demek ki gitsem ben de oradan izlerdim yani. Oradan bilgi aktarıyorlar bize. Evet. Yani pes. Pes gerçekten. Olmaması lazım bu görüntü. Pozisyon 26. Karşılaşmadan aktarmak, konuşmak istediğimiz son pozisyon. Yani 90 artı 4. dakika. Burada da e, Emre Kılınç burada sıfıra İndiğinde top ayağına gelecek. Orada da Berkan'ın bakmıyor. Gördüğünüz gibi bakmadığı anda bir foul. Evet evet talihsiz. Talihsiz hakikaten. Kesrete talihsiz. Berkan şanssız ama futbol böyle bir oyun. Sadece bilinçli değil bazen talihsiz müdahalelerde faul gerektirir. Bu da öyle bir pozisyon. Yani bazen istemeden ayağınızı topa sallarsınız. Rakibe gelir ve faul çalınır. Bunun gibi düşünün. Burada da adım ritmi içinde istemeden Emre'nin aşiline basıyor. Değil mi? Yanlış görmediysem topuğuna basıyor. Ve bir faul oluşuyor. Buradaki analizde doğru. Buradaki müdahalede doğru. Mete Kalkavan iyi bir maç çıkarmış. Ee, video hakem. Arda kardeşler için aynı şeyi söylemek zor. Tarihi bir maç oldu gerçekten. Geçen sezon Malatya-Gaziantep maçını yöneten Mert Güzenge video hakemde Fırat Aydın Fırat Aydınus 4 pozisyona müdahale etmiş. 3 penaltı bir kırmızı kartta. Geçen sezon 4 müdahale yani rekoruymuş. oymuş. Bu sezonda rekoru egale etmiş oldu Mete Kalkava. 3 penaltı verdi. Bir de penaltı iptali. 4 müdahale oldu video hakem tarafından. Ama doğru müdahaleler. Tebrik ederiz Mete Kalkava'nı. Sadece şu Ömer'in incelemesi niye o kadar uzun sürdü? Oraya bir soru işareti. Göztepe'nin oyunuyla alakalı olarak programın başından beri konuşuyoruz. Kompakt bir oyun oynadıklarını. Ee, sahanın her yerinde dinamik, kalabalık bir orta sahayla hızlı bir şekilde ileriye geriye gidip gelebildiklerini ve bu baskısıyla, bu oyunuyla rakibi yordu. Pozisyona ulaştı ancak pozisyonu gole çeviremedi. Doğru. Konusunda. Bunun oyunun biraz fazlasıyla Halil'in üzerinden oynanmasının da bir etkisi var mı acaba? Pozisyonların gole çevrilmesinde var. Yoksa hani hep konuştuğumuz şey şu. Santrafor, santrafor hani santrafor çerçeveden atamıyor. Santrafor Di Santo geldi. Hakikaten şanssız bir başlangıç oldu. Eee ilk iki maçında top direklerden döndü vesaire. Ama acaba biraz fazla mı şeyin üzerinden? Mesela Galatasaray'a bakıyorsun Kerem'in üzerinden eskisi kadar ağır oynamıyor. Eskiden Fatih Hoca zamanında en işler yol oydu, değil mi? Evet. Kerem'in kanadından, Kerem'in üzerinden marka, Kerem vesaire. Keremlere nereye giderse oyun orada. Şimdi Domenek Toren biraz daha eşit ağırlığa yaymaya çalışıyor. Oyuncuların ağırlıklarını benim görebildiğim o. Kerem eskisi kadar fazla sorumluluk dersiniz onun adına bilmiyorum. E, almıyor gibi Fatih Terim zamanına kıyasla. Acaba hal şey de mi öyle? Göztepe'de Halil'in durumu da mı öyle? Şimdi bunu iki oyun... ayrı pencereden değerlendirmek isterim. Birincisi Göztepe ligin gol beklentisi, gol farkı en yüksek takımlarından biri. 9.5 daha fazla gol atmaları lazımmış normalde. Bulabildiniz mi şeyi grafiği? Gol beklentisi 40.5 40.5 attı gol 31. 9.5 eksik atmış. Dolayısıyla evet gole çevirmede bir sorunları var. Galatasaray gibi, Giresunspor gibi, Rize spor gibi. Onların da sezon başından beri e, center for pozisyonunda belki daha yüksek yüzdeyle gole çeviren bir oyuncuları olsaydı daha iyi noktada olabilirdi. Birincisi bunu söyleyeyim. O yüzden belki Halil'in sırtına daha fazla bindi. Yani hücumdaki yaratıcılık Halil'e bağımlı oluyor. Çünkü daha fazla oraya yaratıcı oyuncu koyamadılar. Ne kış transferinde ne yaz transferinde. Sebep bu olabilir. Ama ikinci olarak da şunu pozitif olarak eklemem lazım. Herkes dizilişini yaparken, sahayı dizilirken ne istiyor? Alanı eşit ve doğru parsellemek istiyor. Sahayı doğru parsellemek, doğru bölüşmek istiyor. 105 çarpı 70 desek yaklaşık 7 dönümlük bir alan futbol sahası. Yeni dönümü mümkün olunca 10 oyuncuya, kaleciyi çıkarıyorum, 10 oyuncuya eşit paylaştırmaya çalışıyor tek direktörler. Yani geri dönümün diyelim 3 dönümünde oynanıyor top. 300 er metre kare olarak paylaştırmaya çalışıyor. Bunu paylaştırmak için de bir diziliş tercih ediyor. 4-3-3 mesela demokratik bir diziliş gibi değil mi? 4-3-3 savunmada 4, orta sahada 3, hücumda 3. Demokratik sayılabilecek bir diziliş. Eşit bölüşmeye çalışıyor her sahi. İşte 3-4-3 Pereira'nın oynattığı demokratik sayılabilecek bir diziliş alanı eşit bölüştürmeye çalışıyor. Göztepe 3-2, 3-2 oynuyor. Bekleri, Kerim ve Berkan çok önde oynuyorlar. Doğru. Üçlü bir savunma, 3 stoper. Önde bir ikili, sonra Robinna. Önde bir üçlü, Berkan, Halil Akbunar, Kerim. Onun önünde bir ikili, Santrforlar. Di Santo Şerif Endiaya. 3-2-3-2 nasıl e, şekil oluşuyor biliyor musun? Eğer Göztepe'nin oyunu yukarıdan çekme, bir drone kamerayla çekme şansımız olsaydı dün bahsettiğim bal petekleri. Ama beşgenler şeklinde 3-2-3-2 oynadığınız zaman. Beşgenler şeklinde bal petekleri oluşuyor. O yüzden alanı iyi parselliyorlar. Bence alan parselasyonu, alan bölüşümü konusunda ligin en iyilerinden biri. Açık konuşayım. Bak biliyorsun e, bazı şehir bazen erken söylüyorum. Belki hata yapıyorum ama erken söylemekten de gocunmuyorum. Hayatım boyunca erken söyledim. Bundan sonra da erken söylemeye devam edeceğim. Ben Arda Güller için 20 dakika oynadığında Emre Belözoğlu ışığı veriyor dediğimde çok abartıyorsun demişlerdi. Şimdi herkes onu söylüyor. Galatasaray'ın yerinde olsaydım dün. Galatasaray Başkanı'nın yerinde olsaydım. Bilmiyorum İzmir'e gitti mi? Mehmet Sepil'in Urla'daki restoranda bir yemek teklif ederdim ona. Mehmet Bey'e rica ederdim. Derdim ki şu tek direktörün altında gidelim. Vallahi. <laughs> her bize Nestor El Maestro derdi. Çok rahatlıkla büyük takım yönetecek nüvesi var Nestor El Maestro'nun. Bugün Türkiye'deki 3 yabancı teknik adam Francesco Farioli, Nestor El Maestro e, ve e, takıldım ya. Diğer yabancı teknik direktörümüz Tören mi? mi? Değil. Farioli, Montella, Vincenzo Montella. Montella. Aha. Farioli, Montella ve Nestor Farioli, Montella ve Nestor 3 büyüklere geçti sezon sonunda hiç şaşırmam. 3 İstanbul büyüğünün yerinde olsam Farioli, Montella ve Nestor'un e, şimdiden alınabilir mi? Böyle bir opsiyon var mı diye başkanlarla temas kurardım. Ben yani 3 İstanbul büyüğünün yerinde olsam. Şu an ligdeki 3 yabancı tek direktör. 3'ü de genç. Biri sanırım 38, biri 32, biri 47. Tek direktör için genç sayılabilecek yaştalar. Yüksek potansiyelleri ve gelecekleri var. Büyük takım yönetebilecek düveleri var. Bak 3 tane Anadolu takımını, Anadolu diyorum yanlış anlaşılmasın. Göztepe, İzmir takımı ama hani İstanbul takımları, Anadolu takımları diye tarif ediyoruz ya. Üç tane Anadolu takımını, üç tane büyük takım gibi yönetiyorlar. Üçü de Anadolu takımı gibi yönetmiyor takımlarını. Adana Demirspor'un futboluna bak, Göztepe'nin futboluna bak, Alanya'nın futboluna bak, büyük takım futbolu. Doğru. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a bak, büyük takım futbol mu bunlar? Esas büyük takım gibi oynayan Adana Demir, Göztepe, Alanya. Ben üç büyük takımın yerinde olsam bu üç yabancının Fariyol'ün, Nestor'un ve Montella'nın peşine düşerdim. Bu, e, böylelikle bu, yani dün akşam oynanan 26. haftanın kapanış karşılaşması, Göztepe-Galatasaray maçını, e, bu bölümü tamamlıyoruz. Değerli izleyenler, bu arada sevgili Raşit Altun yazmış. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Mehmet Başkan, Mehmet Sepil, e, COVID oldu ya. Aa, e, evet. Dolayısıyla bu vesileyle de geçmiş olsun diyelim. Yemek örneği verince, e, bu vesileyle aklımıza geldi. Ona da geçmiş olsun diyelim. Ben ufak bir şey yapmak isterim. Değerli dostum. Tabii harika ki. bir adamdır. Tabii ki. Sadece mizansen tabii ki. Sadece iyi bir spor adamı değil. Ee, aynı zamanda e, harika bir iş adamı. Çok farklı düşünür, farklı hareket eder. Zaten Gösterbe'de farklı yönetiyor. Bir an önce sağımla kavuşmasını diliyorum. Geçmiş olsun. Kulüpler Birliği Başkanıydı biliyorsunuz ısrarla kendisi bırakmak istedi. Keşke Kulüpler Birliği Başkanı olarak kalsaydı. Türk futboluna katkı yapacağına inanıyordum. MMSP'nin ama işte işlerinin yoğunluğu sebebiyle defalarca bırakmak istedi biliyorsunuz. Çok değerli bir spor adamıdır. Göztepe'nin patronu. Zaten e, bir yabancı e, danışmanlık yoluyla Nestor Hanım buldular sezon Doğru. başına ve takım başına getirdiler. Gördüğün gibi ne kadar da iyi iş yaptılar. Bir önce sağlığına kavuşsun, aramıza dönsün. Çok geçmiş olsun e, Sayın Sepele. Diyelim ve bir araya gidelim değerli izleyenler. Ardından tekrar buradayız. Değerli izleyenler Sabah Gazetesi geliyor ekranlarınıza. Süper Lig'de bugün Başakşehir, Medipol Başakşehir İttifak Holding Konya Spor karşılaşması. Süper Lig'in 21. haftasında ertelenen Medipol Başakşehir İttifak Holding Konya Spor maçı bugün oynanacak. 15 Ocak'ta planlanan ancak Konya Sporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle askıya alınan müsabaka Fatih Terim Stadında saat 20'de başlayacak. Medipol Başakşehir'de cezalı Okaka ve Deniz'le sakatlığı bulunan Mahmut forma giyemeyecek. Maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezege ve Salih de yine Medipol e, Başakşehir kadrosunda yer alamayacak. Diğer taraftan İttifak holding Konya Spor'dan maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Hamilton, Uğurcan ve Alberg kadroda olamayacak diye hatırlatalım. Yani ligin e, Trabzonspor ve diğerleri diye ikiye ayrıldığı gerçeğini göz önüne alırsak diğerleri liginin lideri Konya Spor. Çünkü Trabzonspor uçtu gitti artık. Trabzonspor'un yanına hiç kimseyi koyamıyoruz. Trabzonspor ve diğerleri diye ayrıldı ve diğerleri kalan 19 takım en iyisi Konya Spor'la. Bence kalan 19 takımın en iyi kadrosu Başakşehir karşılaşması. Ligin en derin kadrosu belki de Trabzonspor'la beraber ama dediğim gibi Trabzonspor'u ayırdım. Trabzonspor'un dışında kalan 19 takım içinde en iyisi Konya Spor ve en derin kadrosu Başakşehir. Dolayısıyla bence harika bir maç bizi bekliyor. Tabii ki Pizzi, Trezege ve Salih'i kullanamayacağı için Başakşehir. O derinlik biraz azalıyor bu müsabaka özelinde. Ama Konya Spor'da yeni transferlerinden faydalanamayacak. Çok eğlenceli bir maç olacağını, çok güzel olacağını, gelgitli olacağını, iyi skor olacağını e, tahmin ediyorum, hayal ediyorum, umut ediyorum. Ayrıca Türk futbolunun hani e, Emre Belözoğlu ve İlhan Palut gibi çok daha iyi noktalarda olacaklarını tahmin ettiğim, hatta bildiğim iki tek direktöründe karşılaşması taktiksel olarak da okumaya değer olacaktır. Moleküllerini ayırmaya değer olacaktır. Yarın tahmin ediyorum çok konuşacağız bu müsabakayı. Üzerine çok kafa yoracağız. Çok şey öğreneceğiz. İlhan Palut ve Emre Belözoğlu'ndan. Gelecek sezon için umut veren iki takım. Başakşehir ve Konya. Ligin ayarları değişiyor, dengeleri değişiyor. Gerçi ben gelecek sezon Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ın da iyi tek direktörler ve notta atış takviyelerle toparlayabileceğini düşünüyorum. Yani yıllarca böyle gideceklerini çok tahmin etmiyorum. Yani çünkü bir Türkiye gerçeği var. 81 vilayetin herhalde 75'inde kent takımından daha çok İstanbul'un 3 büyüğünün taraftarı var. E böyle bir taraftar demografisi gerçeği olduğu için daha fazla bilet satıyorlar, daha fazla forma satıyorlar. Yayın havuzundan daha fazla pay alıyorlar. Bu çok doğal. E gelirleri de bu seviyede olduğu sürece tek eksik doğru tek direktörü bulmaları şu anda. Eğer Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe yeni sezona doğru tek direktörü bularak başlarsa yeni sezonda da Başakşehir'le beraber, Konyasporla beraber, Adana Demir beraber, Alanya Spor'la beraber süper bir sezon izleyebiliriz 2022-23'te. Bu da Türkiye'nin Avrupa Kupaları performansını da etkileyeceğini umut ediyorum. Yani ben enteresan bir şekilde hala pozitif bakıyorum 2022-23'e. 16. sıraya düştük UEFA Ülkeler Sıramasında. Gelecek yıla itibariyle daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Hamilton'un yokluğu belki Konyaspor'u biraz olumsuz etkileyecektir. Çünkü özellikle geldikten sonra katkısı takıma hem oyun hem skor anlamında yüksek oldu ama dediğiniz gibi bu akşam izleyeceğiz maçı ve yarın konuşacağız. Çünkü Serdar Gürler'i kaybettiler. Muhtemel 11'lerimiz var mı dostlar? Buyurun. Serdar Gürler'i kaybettiler. Serdar Gürler hatta artık Başakşehir'in Evet. Olması. Serdar Güler'i kaybettikleri için kanat rotasyonda bir numaralı oyuncular oydu. Zümer Bütici, Mihalak. Ee, yanına Hamilton eklenmişti ve Hamilton biraz daha önlerindeydi Bütüç ve Mihalak'ın. E şimdi Hamilton'u kullanamıyor olmaları Serdar'ı da kaybettiler. Tabi Konya'nın kanat rotasyonunu ciddi biçimde etkileyecek. Zaten Bütüç ve Mihalak başlayacak evet. orada. Çünkü eldeki seçenekler onlar oluyor. E Mihalak da biraz geniş alan oyuncusu. Başakşehir özellikle skoru bulursa Mihalak'ın anlamı artar. Ama müsabaka 0-0 devam eder. Çok fazla devam eder. Setler bozulmazsa o zaman Mihalak'ın sahadaki varlığı biraz çok fazla anlam kazanamayabiliyor. Zaten o yüzden de İlhan Palut'un ana opsiyon değildi Mihalak. O takımda Serdar varken. Mihalak'ı bazı maçların bazı bölümlerde ve bazı rakiplere karşı kullanıyordu. Uygun alan bulabileceği müsabakalarda kullanıyordu. Şimdi biraz mecburen kullanacak. Akşam saat 20'de değerli izleyenler erteleme maçı oynanacak. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Lekip gazetesine gidiyoruz Fransa'ya. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne de bakacağız değerli izleyenler. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar öncesinde Lekip gazetesi süper salı başlığını atmış. Bu akşam Chelsea Lille ile Villarreal de Juventus'la karşı karşıya gelecek. Lekip gazetesi Fransa şampiyonu Lille'in Chelsea ile deplasmanda oynayacağını belirtiyor. Diğer taraftan İtalya'dan La Gazzetta dello Sport da denemeye devam başlığını atmış Juventus'un Villarreal sınavı için. Chelsea Lille'den başlayayım. Yarın da yine Benfica Ajax ve Atletico Madrid evet. Manchester United. Sonun altı tamamlanmış olacak ilk maçları. Chelsea Lille'den başlayayım. İngiliz takımları büyük liglerin şampiyonlarıyla oynamaya devam ediyor. Bir Portekiz şampiyonu Sporting sınavı yaşadılar. Manchester Sporting'i sürpriz etti. Manchester United İspanya şampiyonuyla oynayacak yarın. Chelsea Fransa şampiyonuyla oynuyor bugün. Liverpool'da e, İtalya şampiyonu Inter'i yendi. Şu ana kadar iki şampiyona karşı iki galibiyet aldılar. Chelsea şimdi Fransa şampiyonuyla oynuyor. Chelsea'nin en çok ilgilendiği konu Lille'in genç santrforu, Kanadalı santrforu Jonathan David. Transfer hedefleri arasında var Chelsea'nin çünkü Lukaku'nun son müsabakada sadece 7 kez topla buluşması ve 4 isabetli pas yapması İngiliz medyasında çok ciddi yer buldu. Tuhal açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki bu bizim istediğimiz bir şey değil ama Lukaku'nun da istediği bir şey değil. Oyuncu da çok üzgün. Bunu nasıl geliştirebileceğimizi konuşmalıyız. Bunu manşetlere taşımamalıyız dedi. Lukaku'yu korumaya çalıştı. Ama şu anda İngiliz kamuoyunun çoğu Lukaku'nun mutsuz olduğunu İtalya'ya dönme fırsatı olursa İtalya'ya dönmek istediğini Dolayısıyla Chelsea'nin potansiyel bir santifo arayışında olabileceğini söylüyor. Adaylardan biri de Jonathan David. E, Lille'de yavaş yavaş çıkış yaptı. Harika bir sezon geçiyor. 22 yaşında. Kanada, Haiti kökenli bir e, mülteci kampından çıkmış. Savaşçı bir e, genç adam. Hem koşucu özelliği var hem de son vuruşları iyi. Eğer Lille zorluk çıkarırsa Chelsea, Jonathan David zorluk çıkarırsa çok büyük ihtimalle 3 haneli rakamlar daha doğrusu 9 hani dokuz rakamlar onun içinde konuşulmaya başlanacak ve Chelsea onunla ilgilenmeye başlayacak. Hani e, bu gecenin adamı o olmaya aday. En azından gözler onun üzerinde olacak. Şampiyonlar Ligi'nde söylediğimiz gibi yarında iki maç Benfica, Ajax ve Atletico Atletico Madrid Manchester United maçlarıyla ilk turu tamamlamış olacağız son 16'da. Şimdi var mı eklemek istediğiniz Urbeş Şampiyonlar Ligi ile alakalı olarak Fenerbahçe'ye geçeceğim. Tabi. Fenerbahçe'den ekranlarınıza gelecek ilk başlığımız değerli izleyenler Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Başlığımız ise hedefi gol krallığı. Elmacık kemiği çöktüğü için özel maskeyle oynayan Serdar Dursun Hatay karşısında penaltıdan iki kez ağları sarsarak galibiyeti getirdi. Tecrübeli forvet başarılı performansını sürdürüp sezonu gol kralı olarak tamamlamaya kararlı Serdar Dursun. 1012 dakikada 9 golü var. 112.4 dakikada bir gol atmış. Mario Balotelli Adana Demirspor'da 1393 dakikada 11 gol üretmiş ki 126.6 dakikada bir gole tekabül ediyor. Cornelius Trabzonspor'da 1632 dakikada 12 gol atmış. 136 dakikada bir. Peşiç Karagümrük'te 1657 dakikada 12 gol. O da 138 dakikada bir gole tekabül ediyor. Gavranoviç ve Ason Balonga da yine yer bulmuş bu listede kendisine. E, Gavranoviç 1121 dakikada 8 gol atmış. E, Ason Balonga da 1294 dakikada toplam 9 gol atmış. 144 dakikada bir bu ortalamaya bakıldığında diyor gazete. Serdar Dursun en az sürede en seri gol atan futbolcu. Şimdi Fenerbahçe-Slavya maçından kötü bir neticeyle ayrıldı. Doğru. Ama iki adam ön plana çıktı. Mert Hakan ve Pelkas son dönemde. Vites yükselttiler. Fenerbahçe'nin ileri arasında artık Mert Hakan yandaşla Pelkas'a sayabiliyoruz. Peşinden ligdeki Yusuf'lu ikinci galibiyetini aldı. Giresun ve Yatay maçlarında. Bu kez Arda Güler kazanıldı. Çağatay kuru kalıp kazanıldı. Ve bunların yanında Serdar Dursun tabii ki vardı oradaydı ama Serdar Dursun da vites yükseltti. Artık Serdar Dursun Fenerbahçe'nin az santriforu olarak anılabilecek kalibreye ulaştı. Bir takımda iyi oyuncu sayısı, formda oyuncu sayısı artarsa, rekabet yükselirse performans da artar. Çünkü şu hayatta alternatifin kadar iyisin. Çok basit bir prensip. Futbolda da alternatifin kadar iyisin. Kulübeye baktığında orada alternatifini görüyorsun. O alternatif seni rahatsız ediyor mu? Ondan çekiniyor musun? Endişe duyuyor musun? O zaman performansını artırırsın. Ama kulübeye bakıyorum. Kulübede gördüğüm adamın benim yerime geçme şansı yok seviye olarak benden çok geride. Beni tehdit etmiyor, beni rahatsız etmiyor. O zaman ben de gelişmeye ihtiyaç duymayabilirim. Fenerbahçe şu anda rotasyonun biraz gelişiyor olması sahadaki futbolcu da itecektir. Çünkü kulübeye bakınca tehdit hissedecektir. Dikkat edersen Arda'nın yerine Mert Hakan girdi oyuna. Birebir aynı pozisyon mu? Çünkü 4-1-4-1 oynadılar. Yani birebir aynı pozisyon sayılır. Arda ve Mert Hakan. Çünkü Arda'yı da 8 numara kullandı İsmail Hoca. Şimdi sahada diyelim ki Mert olacak Perşembe günü Slavya maçında. Kulübede Arda olacak var ki veya tersi. Sağda Arda, kulübede Mert. Rahat olabilir misin? Arda rahat olabilir mi? Kulübede Mert Hakan gibi formda ve iyi oyuncu var. Mert Hakan rahat olabilir mi? Biraz kötü giderse Arda girecek biliyor Doğru. yani. E bu rekabet sağdakinin performansını artırır. Alternatifin kadar iyisin. Fenerbahçe'nin bu anlamda Serdar'ın vitesi artırması, Arda ve Çağatay'ı kazanması genel olarak kadroyu da etkileyecektir. O zaman sözü getirdiğiniz yerden devam edelim Arda Güler'le. Ekranlarınıza geliyor efendim yine Sabah Gazetesi'nden 11'e girince 30 video izledi. Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı Arda Güler, akıl yaşta değil baştadır sözünün canlı örneği. İsmail Kartal taktik idmanda kendisini ilk 11'de oynatınca hemen teknik heyetten Hatay Spor'la ilgili videoları aldı. Tüm gece 30 kaseti izleyip rakibi analiz etti. İlk 15 dakika Hatay'ı tartıp kendi oyununu oynama stratejisini belirledi. Hatay Spor maçında tam not alan Arda için altyapıdaki arkadaşları ve abileri aynı yorumu yapıyor. Yaşından büyük rakamlarda da yine ...başrolü oynadı diye yazmış Arda Güler için. Zaten ertesi günü bütün başlıklarda yer almıştı Arda... ...bugün de hala almaya devam ediyor Fenerbahçe cephesinde ki... ...zaten değerlendirmenizi yapmıştınız Arda ile alakalı olarak... ...yaşından büyük daha olgun bir profil sergiliyor diye... ...gazetelerde de haberler geliyor. Bir gün bir gösterim açında yıllar önce... ...birkaç profesyonel futbolcu vardı bizim takımda, rakip takımda da vardı... Aykut Kocaman bizim takımdaydı. Maça başladık. Tabii heyecanlıyız. Baktım Aykut Kocaman çok sakin. Hatta baya bir bizim kendi yarı sahamızda oynuyor. Oyun kuruyor. Normalde Santrfor. Adamı Santrfor'a gizlemişiz. 200 tane gol atmış. Müthiş bir Santrfor ama müsabakaya böyle geriden, geriden bakarak, izleyerek, tartarak falan başladı ve zaman içinde çok rahat bir şekilde maçı çözüp maçın kaderini tayin etti. Biraz Arda'da onu gördüm. Sakin. Yani İlk maç heyecanı, ilk ilk 11 daha doğrusu heyecanı çok fazla üzerinde hissedilmedi. Sakindi. Oyunu doğru okuyan, boşlukları doğru yorumlayan bir oyuncu izlenim verdi ki bunun için zaman gerekir futbolda. Deneyim gerekir. Arda sanki işte o ilk e, Slavya maçında 20 dakika izledikten sonra şöyle demiştim ya sanki dünyaya ikinci defa geliyor. Daha önce bir hayat yaşamış. O hayatta 20 yıl futbol oynamış. O yüzden de bu dünyaya ikinci gelişinde daha önce bunları yaptığı için, ikinci defa yaptığı için onun rahatlığı, onun sakinliği içinde diye yorumlamıştım Arda'nın performansını. O sakinliği Hatay maçında gösterdi. Bu çok önemli bir meziyet. İşte 16 yaşında Emre Belezoğlu Galatasaray forması sahaya çıktığı zaman o sakinlik vardı onda. Oyunu okuma, yorumlama, doğru yorumlama, doğru noktada topla buluşma. Gerektiğinde ayağından hemen çıkarma. Mesela Arda topla lüzumundan fazla oynamıyor. Halbuki ayağına top yakışıyor. Hani o heyecanla topu ayağımdan çıkartmayayım, bir çalım dağıtayım falan demiyor. Gerektiği yerde ayağından çıkartıyor, basit oynuyor. Özgür oyuncu varsa, rahat oyuncu varsa hemen pas tercihini kullanıyor. O yönlerini çok sevdim. Mahcup bir çocuk. Umarım hep böyle olur. Ee, birinci penaltı atışında bütün tribünler adını haykırdığında, ismini haykırdığında yere bakması çok güzeldi. Penaltı noktasında uzak durdu. Serdar üzerine baskı oluşturmadı. Serdar penaltı golünü attıktan sonra koştu, o ilk kutladı. Karakter ortaya koydu. Bu da çok önemli. Ben de Arda ile ilgili düşüncelerim benzer. Yani ailesi belli ki iyi yetiştirmiş. Ailesini tebrik etmek lazım. Sizi futbolda bir noktaya getiren yeteneğinizdir ama orada kalmanıza sebep olan karakterinizdir. Arda sanki orada kalabilecek karakterde sahip. O karakterin en önemli bileşenlerinden bir tanesi de bıkmadan, yorulmadan, amatör ruhu kaybetmeden, ben oldum demeden çalışmaya, çabalamaya, öğrenmeye açık olmak ve bunları sürdürmek. Elbette bütün hepsi değil ama karakterin, bir karakterin en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Fanatik gazetesine ve de Trabzonspor'a geçiyoruz. Tamamlamış mıydınız sözünüzü? O zaman gelsin efendim ekranlarınıza. Biri dursa diğeri atıyor. Yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor. Son haftalarda attığı gollerle fırtınayı galibiyete taşıyan vişça Alanya şovun, Alanya maçında şovunu ara verdi. Bu kez Vakayeme ipi göğüsledi. Trabzonspor'un yıldızı tam 10 hafta sonra rakip fileleri havalandırdı. Üstelik duble yaptı. 8 gol 8 asisti bulunan Nijeryalı adım adım kariyer rekoruna gidiyor. Genelde Edin Vizca, Bakasetas, Cornelius, Vakayeme yani gole yakın oyuncular ön planda çıkıyor ama Siopis gibi, Dorukhan Toköz gibi hatta Vitor Hugo gibi, Bruno Perez gibi geldikten sonra bence çok iyi bir performans ortaya koyan Puaç gibi oyuncular biraz şey mi kalıyor acaba? daha mı az yazılıyor onlar acaba? Futbol Puaç çok büyük katkı sağlıyor. Futbol tarihinde Balondor kazanan kaleci ya da savunma oyuncusu sayısı çok azdır biliyorsunuz. Uğurcan'dan bahsetmedik bile yani. Bahsetmedik bile. hep forvet oyuncuları kazanır ve bununla ilgili de hep tartışılır. Onların hakkı yeterince teslim edilmiyor diye. Cannavaro mesela Dünya Kupası'nda iyi oyuncusu Doğru. seçilmişti. Bir önceki Dünya Kupası Oliver Kahn seçilmişti. Hep o dönem öyle bir rüzgar vardı. Ya kalecilerin, savunma hakkı yeterince verilmiyor. Rüzgarı altında 2002 Dünya Kupası'nda da mı? Aa 2002 Dünya Kupası'nın oyuncu Ronaldo mu seçildi yoksa? Yo. Yok Oliver Kahn seçildi. 2006'da da Cannavaro seçildi. O rüzgarın biraz etkisiydi stoper Cannavaro'nun seçilmesi. Şimdi haklısınız. Yani futbol böyle. Tabeleye etkilenen oyuncu ister isterseniz ön plana çıkıyor. Şimdi... Bu yılın Ballon d'Or sıralamasına bakın ilk ona. Hemen hemen hepsi forvet. Mesela Virgil van Dijk şimdiye kadar bir Ballon d'Or kazanamaz mıydı? Belki de kazanabilirdi. Belki de kazanmalıydı. Sergio Ramos Real Madrid dört tane şampiyonluk şampiyonluğu kazandı 5 yılda. Hani bir tanesinde olamaz mıydı ki bir tanesinin finalinde çok kritik bir gol attı. Futbol ne Olmadı ama futbol böyle değil. Futbol ne istiyor sorusunun cevabı gol. Ya doğal olarak ödüllerde oraya gidiyor. Evet. Ödüller de oraya gidiyor maalesef. Bunu da anlayabiliyorum, anlamlandırabiliyorum ama mesela Fandek kariyerinde bir tane balon doğru olsa olur yani güzel olur gibi hissediyorum. Neden olmaz? E, balon doğru olmasa bile biraz daha takdir edilse diğer futbolcular da sanki daha iyi olacak. Transfer dersi Puhaç değerli izleyenler bir sonraki sayfamız nereden geldi? Milliyet gazetesinden Trabzonspor devre arası gerçekleştirdiği sol bek transferinde tam isabet kaydetti. Alanya maçında hem savunmada hem de hücumda göz dolduran Polonyalı oyuncu kalitesini ve ne kadar doğru bir hamle olduğunu gözler önüne serdi demiş. Union Berlin'den kiralık olarak geldi değil mi? Pol evet kiralık. İkinci geldi. yarı kiralık olarak geldi. Hakikaten ilk maçta belki biraz acaba mı dedirtti ama o sadece bir maç hatta bir devre galiba değil mi? İkinci devrede mi girmişti oyuna? Doğru. O kadar sürdü. Ondan sonra da bir de arkasına bakmadı oyuncu. Şimdi Slavia Union'u devre dışı bırakıyor konferans liginde. Son maça iki takım biri 7 puanla biri 6 puanla çıkıyor. İki takım da terfi için çıkıyor. Kazanan terfi edecek. Berabere kalıyorlar. Slavia deplasmandan bir puanla ayrılıyor. Union eleniyor. Union elendiği için muhtemelen kira alıyor. Artık çünkü Avrupa cephesi yok. Puhaç'ı da Avrupa'da kullanıyor. Ligde kullanmıyor. Sanırım Slavia Prag'ın hani Fenerbahçe'nin rakibinin Union'u un saf dışı bırakması Trabzonspor'u yaradı. Union iki cephede mücadele ediyorsa, Afro Avrupa Konferansı'ya devam ediyorsa belki de Puhaç'la devam edecek. Muhtemelen. Ligde kullanamayacağı için Puhaç'ı kiralamak durumunda kaldı. Çok enteresan değil mi? Hayat Öyle. görünmez iplerle birbirimize bağlıyız. Hayat görünmez bağlantılar dolu. Ama Süper Lig'in, <laughs> özür dilerim, yine birçok önemli kiralık oyuncusunun başrolde olduğu bir devre yaşıyoruz. Ee, önümüzdeki sezon umarım geneli için söylüyorum. Bu kiralık oyuncuların makul satın alma opsiyonları vardır umarım. Umarım değerlendirirler kulüpler bunu ve ligde kalıcı olurlar. Çünkü oyuncuları rehabilite edip tekrar iade etmek Süper Lig'in karakteristiği oldu. E bu da uzun vade bize yaramıyor. Çünkü gelecek yıl tekrar o oyuncu arıyoruz. Ama Trabzonspor transfer politikası çok başarılı planlı, işleyen bir kurum. Programlı planlı programlı işleyen bir kurum. Herhalde onların hesapları planları daha doğru gidecektir. Trabzonspor 27. haftada Yukatel Kayserispor'u konuk edecek evinde. Değil mi? Deplasmanda değil evinde. Evet. Almanya deplasmandaydı. Herhalde evinde. Yukatel Kayseri Sporla karşı karşıya gelecek. Şimdi Fanatik Gazetesi ve Beşiktaş. Değerli izleyenler başlığımız Yıldızlar Geri Dönüyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları düzelen Roziye, Oğuzhan, Rıdvan ve Larin'e ek olarak kart cezası biten Batşuay'ı cumartesi günkü Demir Grup Sivas spor maçında kadroya geri dönecek. Zorlu deplasman öncesinde eksiklerin kapanması teknik ekibi memnun etti. Bu arada şuradan bakayım Enkudu'yu okumuş muyduk? Ee, yukarıda okumadık değil mi? Beşiktaş'ta tedavi süreci devam eden piyan için bir hafta daha dinlendirilmesi planlanıyor. Öte yandan sahalardan uzun süredir uzak kalan Enkudun'un da mart ortasında göreve hazır hale gelmesi bekleniyor demiş gazete. Atiba'da bir şey var mı? Yok değil mi? Atiba normal oynayabilir e, pozisyonda. Atiba 39 yaşında. Bir evet. şey abidesi. Maşallah istikrar abidesi. E, 2013'te geldi. 2013'te geldi. 9 e, sezondur Beşiktaş formasını büyük bir disiplinle terletiyor ve e, bu sezonun başında biraz sallantıda gibi görünse de ilerleyen maçlarda temposunu buldu ve e, takımın hakikaten temel direklerinden birisi olmaya devam ediyor. Ama Pjanic'in yokluğunu da çok hissediyor Beşiktaş. Hissediyor. Rosuya ve Rıdvan'ın dönüşü bu anlamda önemli. Çünkü Beşiktaş oyununu şöyle açıklamak lazım. İki stoperi var. İşte Vida, Wellington diyelim ki. İki stoperin önünde bir üçlü var ve bu üçlü oyunun kaderini tayin ediyor. O üçlü de sağ bek Roziye, altı numara oynayan Pjanić, önder Karabeli geldiğinden beri altı numara oynayan Pjanić ve sol bek Rıdvan. Yani Beşiktaş bir anlamda iki, üç, dört, bir oynuyor. Beşiktaş'ın oyunu böyle tarif edebiliriz. Ve o ikinin önündeki üç, Roziye, Pjanić ve Rıdvan. Bu hafta üçü de yoktu malum. Altay karşısında. Ve Beşiktaş'ın oyunu orada çok doğal olarak aksadı. O oyuncuların üçü birden değiştiği için. Şimdi anlam kadar ikisi dönüyor. Rozier Rıdvan dönüyor. Piyaniş bir hafta daha bekliyor. O Gaz Beşiktaş'ın beyni olan, Beşiktaş'ın aklı olan, Beşiktaş'ın oyun üretimini yapan, temeli atan üçlüsünün ikisini Rozier ve Rıdvan'ın dönüşü tabii ki oyunların çok olumlu bir şekilde etkileyecektir. Peki bir sonraki var mı daha vaktimiz? Bir sonraki bir sayfayı da okuyacağım hemen. Hürriyet gazetesi Kartal bu virajdan nasıl çıkacak diye sormuş başlığında. Ligde çıkış arayan ve kupada yola devam etmek isteyen siyah beyazlıların önünde zorlu bir fikstür var. Milli araya kadar dördü lig biri kupa olmak üzere 5 kritik maça çıkacak olan Kartal. Arda, arda Başakşehir ve Galatasaray derbisi oynayacak. Milli maçların ardından ise lider Trabzonspor'a konuk olacak. Bu hafta sonu az önce de okuduk. Demir Grup Sivasspor Spor deplasmanında sonra kupada Kayseri karşılaşacak. Ardından 7 Mart'ta Başakşehir, 14 Mart'ta Galatasaray deplasmanda derbi maç. 19 Mart'ta Hatay Spor ve 1 Nisan'da da Trabzonspor deplasmanı var. Hakikaten zor bir trafik. Aynı şekilde Galatasaray'da zor bir trafiğe girecek o dönemde. 10-17 Mart'ta da Galatasaray'ın 2 Avrupa Ligi maçı var. Türkiye Kupası yok ama 2 Avrupa Ligi var. Yani 4 tane Süper Lig, 2 Avrupa Ligi olarak da ele alırsan Galatasaray'ın fiksürünü. Beşiktaş gibi Galatasaray'ın fiksürü zor. İşte Galatasaray'da Beşiktaş'la oynayacak ve onların da zorlu rakipleri olacak. Zor bir fiksüre giriyorlar. Yarın da onu ele alırız. Yani bu fikstür milli maç öncesi, milli takımımızın Lizbon maçı öncesi şüphesiz ki birden fazla cephede mücadeleyen takımları zorlayacak. Hakikaten zor bir döneme giriyor kulüplerimiz. Hepsi yani kolay maç zaten yok diyelim ve bitirelim. Uğur Meyke çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar aynı saatte birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.